Güneş gülü bitkisi, böcek yiyen bir etçil türdür. Sıcak iklim sevse de bu bitkiye Japonya'nın ve Avrupa'nın güneyinde de rastlamak mümkün. Üstünde ve kenarlarında yapışkan bir madde salgılayan bezler bulunuyor. Bu sayede avını kendine çeker ve onları yakalayarak sindirir. Şekerli bir aroması vardır. Bu da çevredeki böceklerin dikkatini çekerek bitkinin beslenmesini kolaylaştırır. Sinek kapan Venüs bitkisi büyük ihtimalle tüm etçil olanlar arasında en güzel bitkilerden biri. Kapanlar aslında bitkinin yapraklarıdır. Ancak bu yapraklar bildiğimiz diğer yapraklardan farklı bir görev üstlenmektedir. Üzerine konan sinekleri, arıları ya da üzerinde yürüyen karıncaları tıpkı fare tuzakları gibi yakalar ve sindirirler. Genellikle Amerika'nın kuzeyi ve Güney Kaliforniya eyaletinde bulunurlar. Drosera chapensis isimli bitki de göz kamaştıran etçil türlerden biri. Güney Amerika'da bu bitkilere sıkça rastlayabilirsiniz. Bir sinek veya böcekle karşı karşıya geldiğinde bitki kendini kapamaya başlar ve onu yavaş yavaş sindirir. Bu bitki lezzetli ve aromalı kokusu nedeniyle böcekleri kendine çeker. Avı bir kere bitkinin içine girdi mi oradan çıkması imkansız gibidir. Yavaş yavaş kaymaya başlar ve bitkinin açık olan kısımları yağmur suyuyla dolduğu için böcek içerisinde boğulur. Diğer et yiyen bitkilerden farkı ise sindirim işlemini sahip olduğu bakteriler ve enzimler sayesinde gerçekleştiriyor olmasıdır. Güney Amerika'nın yüksek kesimlerinde bu etçil bitkiye rastlamak mümkün. Böcekler bitki üzerindeki damla şeklinde olan parçalara konar. Yapışkan olan bu kısımlar böceğin kaçmasını engeller. Avustralya kıyılarında çokça görülür. Pirana bitkisi yapı olarak sinek kapan Venüs bitkisini andırır ancak beyaz noktaları olan kırmızı renkli bir bitkidir. Bu bitkiyi Super Mario oyunundan tanıyorsunuzdur. Avustralya'da yetişen güzel görünümlü bir bitki. Üzerinde böcekleri kendine çeken ve sindiren ufak kapsüller var. Mineral açısından oldukça zengin bir bitki. Liriokobra, Dracula bitkisi olarak biliniyor. İçerisine giren bir böceğin kaçabilmesi imkansızdır. Bitkinin duvarları arasında hapsolurlar. Daha sonra içerideki sıvının içine düşer ve bakteri ve mikroorganizmalar sayesinde sindirilir. Bitki Avustralya'nın küçük bir bölgesinde bulunuyor. Genelde çekirge ve karıncalarla beslenen bu bitki adeta bir kavanozu andırır. İçerisinde aromalı bir sıvı bulunuyor. Karıncaları kendine çeken bu aroma onların kayarak içeri düşmesine neden oluyor. Yeni Zelanda'da bulunan bu bitki yapraklarında minik kapsüller bulundurur ve bu sayede kendisine çektiği böcekleri öldürerek sindirir. Bu kapsüller yapışkandır. Böylece böceklerin kaçmasını önler. Ayrıca hareket halinde oldukları için böceklerin etrafını sararak onları hareketsiz bırakır. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.